Bak, ilk defa tanışıyormuşuz gibi, tamam mı? Oyunumuzu unutma. Ay tamam tamam. Ay ben gülerim ya. Ya iki dakika rol yapacaksın be. Ben babaanneme söyledim zaten, o da hazır bekliyor şimdi, tamam mı? Tamam tamam. Çalıyorum. Tamam çal. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Merhaba Şükran. Merhaba, sizlere de. Aa Bedir Sultan, sen niye ayaklandın ya böyle? Sizi karşılamak istedim. Hoş geldin güzel kızım. Demek meşhur Ece sensin. Ha bu arada nişanlım Ece. Ece, babaannem. Şeref oldum efendim. Beyhudar ol evladım. hadi geçelim içeriye. Şükran, alsana çocuklarımın paltolarını. Niye zahmet ettin canım kızım? Ben sana tatlı hazırlatmıştım. Krokanlı. Hem de en sevdiğinden. Ama artık tatlıdan uzak duruyoruz Bediye Hanım. Şekeri hayatımızdan çıkarıyoruz. Öyle mi Ece Hanım? Ya bir dakika durun ya. Bu hiç böyle yeni tanışıyormuşsunuz gibi olmadı ki. Baştan başlayacağız dedik. Sen birazcık sert ol baştan. Hey Allah'ım yarabbim bu çocuktan. peki. Ece, sen nerede çalışıyorsun bakayım? Mert'le nerede tanıştınız? Oho bir dakika, bu da çok yalan oldu babaanne. Böyle gerçekten merak ettiğin, bilmediğin şeyleri sor ya. Evladım ne bileyim, yapamıyorum işte. Dur bir dakika. Tamam tamam, o zaman ben soruyorum. Bundan yiyen var mı? Ben. Buyurun. Peki Bediye Hanım, sizce yaprak sarması zeytinyağlı mı olmalı, etli mi? Zeytinyağlı. Oley be. O zaman size bir sorum daha var, çok kritik bir soru. Sizce kısıra limon konmalı mı, konmamalı mı? Şöyle söyleyeyim. Limonsuz kısır, yıldızsız gökyüzüne benzer. İşte bu. Allah'ım şükürler olsun ya. Ben bugünleri de mi görecektim? Ece, bırak şimdi oyunu. Ben sana çok kötü şeyler yaptım yavrum. Gözlerim kör oldu kaybetme korkusundan. Senin o güzel kalbini göremedim. Beni affet. Ben unuttum bile. Gerçekten unuttun mu? Niye? Biz daha bugün tanıştık ya, ne oldu ki? Sen ne tuhaf bir kızsın. Nasıl yani? Biraz şekerlisin, benim gibi. Of, Allah'ım öleceğim şimdi mutluluktan ya. Durun, ben bu anı şey yapmam lazım, böyle süsleştirmem lazım. Ya bir dakika, ben bir ekleme yapmak istiyorum. Bediye Hanım, bu yüzük benim annemindi. Ya öyle altın falan değil, öylesinin bir yüzük işte. Ben kendimden bile sakladım bunu yıllarca. Şimdi kabul ederseniz... Çok teşekkür ederim Ece, çok teşekkür ederim. Sen bana hediyelerin en büyüğünü verdin yavrum. Torunumun mutluluğunu. Hadi gel, bu anı ölümsüzleştirelim. Kocaman gülümsüyoruz şimdi, tamam mı? Hazır mıyız? Artık Mert'e emanet edeceğim biri var. Rahat uyuyun anneciğim.
Kapıya bakıyor musunuz? Zeliha, Elif. Geldin. Nasıl bir zamanda geldim bilemezsin. Oh canım. Oh canım. Aşkım benim. Gerçekten çok mu seviyorsun onu? Hem de çok. Yalnız buraya gelmek için bunu kullanmak lütfen. Olur mu? Bundan sonra ben alırım. Sen bilirsin. Ne yapıyorsun? Ne yap? Alta. Şimdi sana son kez sarılmak istesem izin vermezsin. Bari bırak son kez seyredeyim seni. Ne demek? Bir şey söyleme. Sadece izin ver bakayım ne olur. Sen benden daha iyilerine layıksın. Ela'ya iyi bak olur mu? Ne oluyor Metin? Benden nefret ediyorsun biliyorum. Ama olsun. Sen mutlu ol yeter. Metin. Beni korkutuyorsun. Polisler geldi Süreyya Hanım. Polisler mi? Metin Koran, bizimle geliyorsunuz. Sonunda yaptım. Hayatımda ilk defa doğru bir şey yaptım. İtiraf ettim. Seni çok sevdim. Bir zamanlar. Hem de çok. Hayırdır? Yine bir vukuat mı var yoksa? Aman, aman Allah korusun. Veda etmeye geldim. Veda mı? Bir yere mi gidiyorsun yoksa? Bundan sonra yolumuz belli. Sen Süreyya Hanım'la, ben Cansu'yla. Pek görüşemeyiz herhalde. O yüzden hakkını helal et demeye geldim. Bu kadar üzülme ya. Bir de iyi tarafından bak. Biz dünyanın en şanslı adamlarıyız. Koran kadınlarını kaptık. Vallahi Allah sonumuzu hayır etsin, ne diyeyim. Cansu'yla mutluluğunu en az kendi mutluluğum kadar istiyorum, biliyorsun değil mi? Nerede, ne durumda olursak olalım, ben hep arkanızdayım. Biliyorum abi, biliyorum. İyi ki çıktın karşıma. Ya hayat böyle bir şey işte. Diyorsun ki bir sürü şey yaşadım. Ama dönüp bir bakıyorsun, aslında bir sürü insan biriktirmişsin. Evet. Madem öyle, senden son bir şey isteyeyim mi? İste. Hani sen demiştin ya, Koranlar değişik bir aile. Onlar kavga etmeden duramaz ama birbirleri olmadan da yapamazlar. Biz Cansu'yla bugün bizim evde yemek yiyeceğiz. Ama ben biliyorum Cansu'yu, annesi olmadan yapamaz. Süreyya da aynı şekilde. Cansu olmadan o da yapamaz.
Anladım ben seni. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Merak etme. Konuşacağım Süreyya ile. Hakkını helal et. Helal olsun. Ha. Hani olur da ikna edebilirsen Süreyya Hanım'ı seni de beklerim. Tamam. Hadi. Hadi yavrum. Evet. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kolay gelsin karıcığım. Sağ ol canım benim. Hayrola sen niye ağlıyorsun yine? Ya hayır ağlamıyorum. Soğan doğuruyorum Kerem. Ne bileyim biz gözyaşından başka bir şey görmedik ki. Hay Allah'ım nazarlardan saklasın sizi. annem de soğan doğramış. Durun ben bakarım. Bak. Güzel olmuş mu? Sürpriz! Ya hoş geldiniz. Gel gel. Kardeşim. Kardeşim. Yok çekim çok özledim şu evi ya. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Merhabalar. Canım benim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tatlım. Çocuklar şimdi şöyle yapıyoruz. Herkes eline bir tabak alıyor. Hedefimiz sofra. Tamam mı? Tamam. Hadi bak. Bakalım. Ben aldım mı? Tamam. Ben de şunu alayım. Tamam. Şunu da alayım. Hadi. Şişt, sen gel. Bir bırak onları. Bak ne göstereceğim sana. Fırın sütlacı. Ay hem de anne sütlacı. Herkese bir tane, sana iki tane. Ya Ayşen teyze çok teşekkür ederim. Oo. Ya ne kadar şanslı bir kızım ben. Asıl biz şanslıyız yavrum. Senin sayende bak ne kadar mutluyuz. Kurban olurum ben sana. Hadi şimdi gidebilirsin. Tamam. Ha. Neler yapacak Süreyya annesi ona neler neler sen daha dur. Ah dur şunu karıştıralım. Mis mis mis. Bu helva ne ki? Ben daha kızıma ne tatlılar yapacağım. Ne gezmelere götüreceğim. Ay 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 ne güzel şeyler alışverişler yapacağız. Kızlar niye bekliyorsunuz orada Allah aşkınıza gitsenize. Yemek pişiremez miyim yani ben? Hadi. Koşun koşun kapı çalın. Canım benim. Yerim ben seni. Ah hoş geldin. Kolay gelsin. Canım benim. Ne güzel değil mi? Artık eve gelebiliyorsun buraya. Otursana. Neden şaşırdın bu kadar? Ben yemek yapamaz mıyım yani? Gerçi nereden bileceksin? Birbirimizi bile zor görüyorduk değil mi? Ben aslında çok güzel yemek yaparım biliyor musun? Süreyya. Ay, ben sosum. Ah bir dakika yanacak. Sen, ben, Ela oturup afiyetle yiyeceğiz. Bir sofra kuracağım. Efsane. Süreyya dursana biraz. Olmaz yanar. Dibi tutar. Canım. Ya yansın Süreyya. Bırak, bırak. Ama dip... Bırak, 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 bırak. Ne oluyor Allah aşkına? Hı? Ben ikimizi... Evet. Olmuyor. Olmuyor işte. Aslında her şeyin yolunda olması lazım. Beraberiz. Özgürüm. Ama neden benim
paslıyor. Çok normal değil mi? Yani o adam senin ailendi. Ailem kalmadı ki benim. Metin gitti, Cansu gitti. Bugün Can'ın ölmeden önce yazdığı bir mektup. Mektup? Evet, elime geçti ve ben onu açamıyorum. Bir şeyi unutuyorsun. Artık ben varım. Hadi gel bakalım. Hadi gel. Gel, 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 gel. Alırım ben Ela'yı. Gel kızım. Gel, gel, gel. Bana o, hadi aç. Ya kötü bir şey yazdıysa ve suçladıysa beni, haklı. Süreyya, artık insanlara güvenmen gerekiyor. O senin oğlun. Hadi. Cansu da kızım. Ama beni terk etti. Hayır Süreyya. Sen onu terk ettin. Cansu şu anda kalbi ağzında seni bekliyor. Yanındaki adama ben kefilim. Ya güven bana, aç şunu. Oğlunun ne istediğini öğrenmek istemiyor musun? Benim için bir şey yap anne. Kır zincirlerini. Ne diyormuş? Of, vallahi delireceğim şimdi ha. Allah Allah, kimle konuşuyor ya? Vallahi bir kriz daha kaldıramam ha. Ya Ercan, nereden bileyim abicim, şimdi koysunlar işte bir yere şimdilik. Ne demek koysunlar bir yere ya? Bozuk diyorum, bozuk. Malların hepsi bozuk. Ercan, ben yarın sabah erkenden gelip halledeceğim, tamam? Ya niye şimdi bakmıyoruz, niye sabah bakıyoruz? Çünkü bir aile yemeğindeyim şu an Ercan. Vay, aile yemeği ya. Aile yemeği. Ya yuh size ya, yuh artık ya, yuh, yuh, yuh. Bana isim ver ya, tek tek isim ver. Ben öğreneceğim hepsini, söyle bakayım. Kim kimsiniz? İşte Ece var, Cansu var, Kerem var, herkes burada. Vay be, nankörsünüz ya. Aç bakayım hoparlörü. Aç hoparlörü, söyleyeceklerim var. Alo, duyuyor musunuz? Yazıklar olsun size be. İnanmıyorum size ya, gerçekten. Ben çok merak ediyorum. Yani Ercan'cığım, bir tabakta senin için koyduk, şuraya gelip oturur musun demek bu kadar mı zor ya? Eğer bu kadar zorsa ben sizi bir daha aramayacağım ya. Yeter artık ya. Ben de burada sizin bir canınız değil miyim? Niye orada değilim acaba? Ya haklısın Ercan, düşünemedik. Her şeyi düşünüyorsunuz ama. Gel tamam, gel. Bir tabak daha koyarız, gel fırlan. Vallahi mi? Ya helal olsun sana sarı şeker be. Adamsın, adamın dibisin. Hemen geliyorum. Bir şey diyeceğim. Kız var mı kız? Ercan, ya, oğlum ya, aile yemeği diyoruz ya. Hadi gel. Hadi konuşma, yürü. Tamam tamam. Tamam ya, konum atın, 10 dakikaya oradayım. Hadi görüşürüz. Annem. Canım. Masaya bir tabak daha koyalım mı? Misafirimiz var. Koyarız tabii oğlum, koymaz mıyız? Aa, ne çabuk geldi. Yok canım, Ercan değildir, Oliva'da da. Siz durun, ben bakayım. Bediye Hanım. Ayşen'cim, sofranızda bana da yer var mı? Olmaz olur mu? Bizim soframızda size her zaman yer var. Kimmiş? Bediye Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Yılmaz. Buyurun, lütfen. Teşekkür ederim. Ercan'ın da yeri hazır. Sofraya bir tabak daha. Babaanne? Hem de başkaşıya.
Buyurun Bediye. Kerem, girebilir miyim? Ne demek Bediye Hanım, buyurun, yeriniz hazır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk oğlum. Buyurun. Ben gelinimin yanına oturayım. Daha rahat ederim. Buyur oturalım o zaman. Mert'cim bir sandalye getir sen de hayatım. Tamam. Anne. Cansu. Baba. Hoş geldiniz Begüm Hanım. Hemen yemek istersiniz diye masayı hazırladım. Kimse yok mu? Anneniz Levent Bey'le çıktı. Babam yok mu? Haberiniz yok mu? Neyden haberim yok mu? Bugün polisler geldi. Metin Bey teslim oldu, götürdüler. Begüm Hanım. İyiyim mi? İyiyim. Tamam, korkma. Cansu. Fikret Bey. İyi akşamlar. Babanız bunu size bizzat ulaştırmamı istedi Begüm Hanım. Bunlar da artık başkanlığın temellisi ait olduğunu onaylayan belgeler. Babanız bu sabah imzaladı. Babam hapiste mi? İyi akşamlar efendim. Oğlum çok güzel oldu ya. Evet. Çok, güzel oldu. Siz başlayın, ben geliyorum. Ay yok, hayatta olmaz. Sizi de bekleyeceğiz. O zaman bekliyorsak... Ben sana bir soru sormak istiyorum. Bana. He. Şimdi ben bu geçirdiğimiz süreçte... büyüdün mü? Gülme ya. Gülmeyin ya. Yani biraz işte. Ya, ya. Ay. Bana ne vuruyorsun ya? Üzülürüm. Ama hadi söyle ya, bak evleneceğiz biz. Tamam, tamam. Hmm. Sarva abi, evleniyorsunuz değil mi? Siz de. Şaka maka. Ya başıma... güzel ne geldi, senin sayende geldi bu abi. Oğlum bakma öyle, duygusallaşıyorum ya. Ama şunu söylemeden edemeyeceğim yani. Seni çok seviyorum lan.
Ben de ben. Ortada yer açın bana. Vay. Konuşma yapacağım. Hadi. Yap oğlum. Öncelikle pek övünmeyi sevmem ama bu ışıklar için bir teşekkür alırım. Bravo. Bravo. İyi ki gelmişim değil mi? Ben gelmesem ışık da gelmeyecekmiş. Sonra esas söyleyeceklerime gelirsek, sevgili dostlar, namı değer yüksek sosyetem. Yani iyi ki sizi tanıdım ya. Vallahi iyi ki geldiniz. Beni de çağırdınız, sağ olun. Allah razı olsun. Ya vallahi da billahi da ayı gibi teşekkür ediyorum ya. Nasıl mutlu olduğum belli değil, yemin ediyorum ya. Ve iyi ki tam eksiksiz buradayız. Sizi çok seviyorum. Biz de seni. Oturayım o zaman. Otur çocuğum. Afiyet olsun. Hadi hadi. Evet. Serse. Keseyim mi, ne yapayım? Evet. Ne o? Girmiyor musun? İstemeyecekler beni. Yapma Süreyya. Niye istesinler ki? Neler ettim onlara? Neler söyledim? Ya işte o yüzden geleceksin. Yani hepsini affettirmek için. Unutalım gitsin diye. Nasıl unuturlar? Onlar unutsa ben nasıl unuturum? Şu halime baksana. Bas bas bağırıyorum buraya ait değilim diye. Orada yanılıyorsun benim güzel kraliçem. Sen ait olduğun yeri buldun. İçinde, kalbinde bir yara. Dışarıdaysa ister saray olsun, ne fark eder, isterse gecekondu. Orada haklısın işte. Ben yerimi buldum. Senin yanın. Hadi. Hadi. Buyurun Ayşe Hanımcığım. Buyurun Ayşe Hanımcığım. Bu sefer ben bakıyorum. Kim bu? Kim bu şimdi? Yer kalmadı ki. Vallahi ben baştan söyleyeyim, yerimden kalkmam ben. Baştan anlaşalım, ben kalkmam. Tamam, seni kaldırmayız, tamam tamam. Ben... Hoş geldiniz ailemize. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Buyurun. İyi akşamlar. Hoş geldin. İyi akşamlar. Misafir kabul ediyor musunuz? Sofranızda bize değer var mı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle buyurun. Hayda. Bir dedim, iki oldu ama. Ben baştan söyledim, yerimden kalkmam. Beni kaldıramazsınız. Hoş geldin. Levent'ciğim, hoş geldin. İyi akşamlar. Gel bakalım. Merhaba, hoş geldiniz Süreyya Hanım. Ayşe'ciğim, tabak getirir misin? Hemen getiriyorum. Artık biliyorum. Bazen koşmak değil, durmak gerekmiş yol almak için. Çok uzağa gitmeye gerek yokmuş. Burasıymış meğer. Dönüp dolaşıp mutlu olacağım yer kendi evimmiş.
artık. Bazen vazgeçmekle başlarmış her şey. Kabullenmekle. Sadece sevgisizlik yaralamazmış insanı. Sevgi de yaralarmış. Saplantılı, kör bir sevgi. Günün sonunda tek bir şey kurtaracakmış hepimizi. Seni seviyorum. Bizim için atan tek bir kalp.